Klas Spor'dan herkese selamlar. Bugün Ankara Demirspor'u konuşacağız. Dün çok enteresan bir karar aldılar. Ligden çekilme kararı tamam. Bu tepkiyi anlayabiliyoruz. Ama şubeleri de kapatma kararı açıkladılar. 1932 yılında kurulmuş bu kulüpten bahsediyoruz. Ankara Demirspor'dan bahsediyoruz. Bu kadar köklü bu kulübün bir manada futboldan çekiliyor olması, daha doğrusu kulübü kapatıyor olması bizi çok rahatsız etti. Biz de Ankara'daki gazeteci arkadaşlarla bu durumu değerlendirmek istedik. Hızlıca hemen bir Orhan Kemal Erkılıç'a bağlanıyoruz. Milliyet Gazetesi'nin Ankara Spor Müdürü. Merhaba Orhan. Merhabalar, iyi yayınlar. Vallahi dün enteresan bir karar alındı. Ankara Demirspor, TFF'nin şampiyonlar, liderler direkt çıksın, geri kalan playoff oynasın kararına bir yönetim kurulunda aldığı kararla tepki gösterdi. Hem liglerden çekilme kararını aldı, hadi burası neyse de bir de şubeleri kapatma kararı aldı. 1932 yılında kurulmuş bir kulüpten bahsediyoruz. Kupası, müzesinde Türkiye Şampiyonluğu Kupası olan Türkiye Kupası'nda final oynamış bir kulüpten bahsediyoruz. Yüzlerce, binlerce futbolcunun yetiştiği bir kulüpten bahsediyoruz. Ben duyunca çok şaşırdım. Sen ne düşünüyorsun Orhan? Tabii Ankara için olumsuz bir karar neticede, bir kulübün bütün faaliyetlerini durdurmuş olması, ama işin tabii ekonomik boyutunu düşünmek lazım. Ankara Demirspor neticede ligde 3 puanla 3 puan geride 2. sıradaydı. Şampiyonluk mücadelesi veriyordu ve bu çok tabii önemli bir başarı olacaktı, ama bunun sonrasındaki ekonomik kayıp ve işin tabii bir de psikolojik boyutu var. Yani düşünsene, yarışı kaybediyorsun ve bu şekilde alınan bir karar da seni hem psikolojik olarak hem ekonomik olarak olumsuz etkiliyor. Ben işin birazcık ekonomik bir boyutta alınan bir karar olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bütün faaliyetlerin durdurulmuş olması da hem pek çok Ankaralı çocuğun ve gencin geleceğe dair hayallerini etkileyen bir karardı. Ama Ankara Demirspor'un işte müzesi kupalarla dolu, başkent futbol tarihinde önemli bir kulüptü. Bunun bu şekilde sonuçlanması tabii ki olumsuz bir etki oluşturacak, ama buradan geri dönüş olur mu? Tabii bu çok zor gözüküyor. Ya biz Ankara gazeteciler olarak bazı durumlarda müdahil olduğumuz zaman durumu değiştirmeyi başarmıştık. Misal bir Halk Bankası'nın İstanbul'a taşınma durumu vardı. Bütün Ankara'daki gazeteciler ortak bir tepki göstererek bu kararı iptal ettirmişti. Ama Halk Bank Ankara'da kalmıştı. Şimdi aslına bakarsak benzer bir durum var. Ve benim içim acıtan, yani Ankara'nın köklü kulüplerinden bir tanesi, Ankara'nın genlerini işlemiş kulüplerinden bir tanesi, 3-5 tane bürokratın aldığı kararla böyle bir yola gitmesi beni çok çok şaşırtıyor. Tepkilerini sonuna kadar hak veriyorum. Yani evet, şampiyonluk konusunda ciddi, gerçekten önemli bir şansları vardı. Bandırmayla arada 3 puan fark vardı. Bandırmayla içeride karşılaşacaklardı. Yendikleri zaman çıkabilirlerdi ki. Gerçekten çok da güzel bir fikstür ve çok da güzel bir gruptaydı Ankara Demirspor. Bunu yakalamak üzereydi. Bunu anlıyorum. Bunu dava sürecini taşımalarını da anlarım. Ligden çekilme tarzı bir boykotu da anlayabiliyorum. Ama şubeleri kapatmak çok çok abartılı bir tepki değil mi sence de? Yani evet. Ama işte neticede bütün bir konsantre olunmuş bir şampiyonluk var ki, Ankara'ya futbol branşında bir şampiyonluk getirmesini bekliyorduk biz Ankara Demirspor'un. Ama tabii şimdi hiç beklenmedik, yani bu yarışın neticede şampiyonlukla sonuçlanmasa bile hiç hayalde veya işte hesaplar içerisinde olmayan bir karar alındı. Bu da tabii işte koronavirüsün neticede dünya üzerindeki etkilerine baktığın zaman, yani işte bir de federasyon çok zorlu bir sürece girdi. Hani oynatılacağı söylendi. Sonra işte böyle bir karar alındı. Kulüpler tabii Süper Lig'de ve birincilikte mücadele devam ediyor, ama şimdi ikincilikte, üçüncülükle ilgili alınan karar pek çok şehir takımını ve pek çok aslında yarışın içerisinde olan takımı olumsuz etkiledi. Küme düşmenin olmayacağı söylenmişti. Sonra başka bir formül bulunuyordu. Ara lig oluşturulacaktı gibi. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu içinde, bence Nihat Özdemir için de çok şanssız bir dönem oldu. Yani Nihat Özdemir'le ilgili pek çok eleştirimiz olabilir, ama bu kadar şanssız bir başkanlık dönemi yaşamak da onun için ayrıca bir şans oldu. Bence çok kısa süre içerisinde görevden ayrılmanın da bir fırsatını kovalayacaktır bence Sayın Başkan, ama bu çok şehir takımlarını, pek çok
önemli tarihi kulübü derinden etkileyen bir süreç oldu. Evet, bu çok ağır bir karar. Bütün yani kepenk indirmek, bu ne kadar doğru, bu tartışılır. Ama işin ucunda işte Gençler Birliği içinde Hacettepe'nin bazen zaman zaman ekonomik anlamda zorladığını biliyoruz kulübü. Bunun Ankara Demirspor için çok daha zor olduğunu düşünüyorum ve böyle bir durumla karşılaşınca da ani alınmış bu kararın arkasında ben yine bir ekonomik gerekçe olabileceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Orhan. Diğer gazeteci arkadaşlarla da benzer konuyu konuşacağız. Bağlantılarımız devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Ankara Demirspor'un hem ligden çekilmesi hem de şubeleri kapatmasını Hürriyet Gazetesi Ankara Spor Müdürü Özgür Şahiner'le konuşacağız. Özgür abi merhaba. Merhaba Bülent, iyi yayınlar. Sağ olasın abicim. Ne düşünüyorsun? Bu kadar radikal bir karar bekliyor muydun Ankara Demirspor'dan? Açıkçası beklemiyordum. Çok şok edici bir karar. Çünkü koskoca bir kulübün, tarihi bir kulübün yarışmalardan çekiliyor olması belki bir nebze açıklanabilir ama futbol şubesini kapatıyor olması kolay kolay kabul edilecek bir karar değil. Çünkü 1932 yılında kurulmuş ve Türk futboluna, başkent futboluna çok önemli hizmetler etmiş bir kulüp. Böylesine bir karardan sonra futbol şubesini kapatacak olması, bundan sonra süreçte mücadelede olmayacak olması tabii kabul edilir bir durum değil. Ankara Demirspor Kulübü'ne baktığımızda Ankara'da Ankara Gücü, Gençler Birliği, Hacettepe, Şekerspor, işte PTT gibi kulüpler, bunlar her zaman Ankara futboluna yön vermiş önemli isimli kulüpler. Bir tanesinin daha sahneden çekiliyor olması açıkçası futbol camiasını derinden yaralayacak bir karar. Yetiştirdiği onca sporcu var. Kazandığı şampiyonluklar var. Türkiye şampiyonluğu var. Ankara şampiyonlukları var. Çıkardığı gol kralı var. Ankara futbolunda sayılı kulüplerden bir tanesi. İşte Ankara Gücü, Gençler Birliği, Hacettepe diyoruz, PTT diyoruz, Ankara Demirspor diyoruz. Orada bir alınan kararın bence gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yaptıkları açıklamalarda haklılık payı elbette var. Ama o karara tepki olarak belki ligden çekilmeyi, bundan sonraki süreçte playoff mücadelesinde olmamayı kabul edebiliriz. Bunu bir şekilde değerlendirebiliriz ama futboldan tamamen profesyonel anlamda çekiliyor olmak bence çok acele alınmış bir karar gibi duruyor. Bunu yöneticilerin yeniden bence değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü koskoca bir camianın bir anda böyle bir karar sonrasında futboldan çekiliyor olması, bundan sonraki süreçte Ankara Demirspor adının futbol liglerinde olmayacak bir şekilde durumu hakikaten Ankara futbol açısından, Türk futbol açısından düşündürücü bir karar. Şöyle baktığımızda şampiyonluk yolunda giderken işte rakibinden 3 puan geride ve oynanacak maçlarda bu puan farkının kapanması elbette söz konusu. Tabii burada şunu da eleştirmek, değerlendirmek, konuşmak gerekiyor. Futbol Federasyonu'nun aldığı karar da aslında kulüpler için son derece şey oldu. Yani kabul edilecek bir karar değil. Süper Lig oynanıyor, devam ediyor. Birinci Lig devam ediyor. İkinci Lig, üçüncü ligler için öncesinde oynanmayacağı yönünde bir karar alındı. Sonrasında işte ama tescille ilgili yönetim kuruluna bırakıldı her şey. Sonrasında işte şampiyonlar, birinciler şampiyon ilan edildi. Playoff baraj turunda olacak takımlar için playoff maçlar oynanacak dendi. İşte bazı takımlar küme düşürüldü. Bazılarıyla ilgili kararlar tam böyle herkesin gönlü rahatlatacak şekilde çıkmadı. Bunlardan bir tanesi de Ankara Demirspor açıkçası. Çünkü birinci olan takımdan 3 puan geride ve öndeki maçlarda bir şekilde bu puan farkını kapatabilip Bandırmayla bir de maçı da var. Kendi aralarında maçları var bir de. Kendi arasında maçı da var. Yani her şey olabilir aslında orada. Çünkü üstteki iki ligi oynatıyorsunuz. Alttaki iki ligle ilgili kararı kolay kolay yani kabul edecek bir karar değil. Ya hiçbir oynanmazdı ya hepsi oynanırdı. Burada tabii şöyle bir şey de var. Süper Lig'le birinci ligin dışında altta kalan
liglerdeki mücadele devam etse, tüm ligler devam etseydi, işte test sayısının çok fazla olması ve teknik imkanların yetersizliğinden dolayı, bir de havaların da sıcak olmasından dolayı bazı sıkıntıların olabileceği söyleniyor. O yüzden böyle bir karar aldığı yolunda bir takım iddialar var, ama tabii bu herkesi mutlu edecek bir karar değil. Sonuçta elbette itirazlar olacaktı. Ama konumuz o değil. Konumuz Ankara Demirspor yönetiminin futbol şubesini kapatıyor olması. Yani böyle bir karardan dolayı hani tepki olarak pireye kızıp yorgan yapmak da çok mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Az önce söylemeye çalıştım. Yani bu sezon için ligden çekiliyor olabilirsiniz. Playoff maçlarına katılmıyoruz, ama gelecek sezon için mücadelemizi biz daha güçlü bir şekilde vereceğiz denilebilirdi. Birdenbire spor şubesini kapatıyoruz kararı. Açıkçası benim çok aklım almadı bu karara. Sanki daha öncesinde hani oturum konuşulmuş gibi geliyor bana. Ama sonuçta yönetimin bir kararıdır. Fakat tarihi bir kulüple ilgili verilmiş kararın da tarihi bir takım sorunları beraberinde getirebileceğini de öngörmek lazım. Önümüzdeki süreçte belki yönetimle ilgili başka bir tasarruf da olabilir. Belki bu karar değiştirilebilir, ama tabii bekleyip görmek lazım. Ama şu an için verilmiş karar bence tarihi bir kulüp açısından çok acele alınmış bir karar gibi duruyor. Özgür abi, programın başında bazı kulüplerden bahsettin. İşte Şekerspor dedin, PTT dedin, Petrol Ofisi dedin, Ankara Gençlerbirliği zaten böyle. Ama Ankara Demirspor bu kategorinin biraz dışında bir takım. Çünkü Ankara Gençlerbirliği'nden sonra en eski kulüp, müzesinde Türkiye şampiyonluğu olan, milli liglerden önce Türkiye şampiyonluğu olan bir kulüp. Bir de Telekom'da yaşadık biz bunu. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı bir kulüptü. PTT Telekom'a çevrildi. Telekom birden futboldan ayrıldı. O Macunköy'ün oralardaki Gimat'taki o tesis boşa çıktı. Kullanılamaz hale geldi. Şimdi Ankara Demirspor da böyle. Çok güzel tesislerini yaptılar. Çok güzel yatırımını yaptılar. Şimdi nereden çıktı bu? Yani tamam, evet, hakkınız yendi ve biz Ankara basın olarak da buna zaten arkasında duracağız, alınan kararın, ligden çekilme kararının en azından haklı olduğunu düşünüyoruz, ama Ankara Futbolu'na Ulaştırma Bakanlığı'nın ikinci bir darbesi olmasın artık bu konu diyorum. Ya şimdi bizim Ankara'nın zaten en büyük şanssızlığı kulüplerin birçoğunun müessese takımı olması. Ben mesleğe başladığımdan bu yana hatırlıyorum. Birçok müessese takımı ya kapandı, ya şubesini kapattı, ya başka alanlara döndü, amatöre döndü. İşte şubelerini İstanbul'a taşıdı ya da isim değişikliği oldu falan. Bu ne yazık ki Ankara'nın böyle bir şanssızlığı var. Ankara Demirspor da şu anda böyle bir şanssızlığı yaşıyor gibi geliyor bana. Yapılan onca yatırım sanki boşa gidecekmiş gibi duruyor. Amatör spor branşlarına baktığımızda birçok branşta sporcular yetiştiren, oralarda yarışan bir kulüp. Ama futbol şubesini kapatıyor olması hakikaten kolay kabul edilecek bir durum değil. Bundan önceki süreçte yapılan yatırımlar var işte. Elde edilmiş başarılar var, şampiyonluklar var. Az önce senin anlattığın gibi daha öncesinde Cebeci Stadı'nda maçlar oynarken kendi tesislerine geçmiş olması, maçlarını orada oynaması, tribün yapması, bir takım yatırımlarda bulunması sanki bunların hepsi boşa gidecekmiş gibi duruyor. Elbette amatör takımları, amatör branşları, değişik branşları olacak. Onlar da mücadelesini sürecek, ama hani Ankara Demirspor deyince insanın aklına birinci sırada futbol geliyor. Her ne Evet. kadar üst ligde olmasa da her zaman için Ankara futbolu için, Türk futbolu için önemli bir kulüptü Ankara Demirspor. Açıkçası böyle bir karar yapılan yatırımların da bundan sonraki süreçte boşa gideceği anlamına geliyor. Ben yönetimin yeniden bu kararı gözden geçirir mi geçirmez mi bilemiyorum, ama az önce de söylemeye çalıştım. Acele alınmış bir karar gibi duruyor. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte Türk futbol açısından benzer sorunları yaşayacak kulüpler için bir şey ön ayak olmaz bu karar. Çünkü evet, futbolumuz, kulüplerimiz zor durumda. Ekonomik anlamda büyük zorluklar yaşıyorlar. Ama bunun kararı hemen bir çırpıda alınıp şubeyi kapatmak olmamalı diye düşünüyorum ben. O açıdan umuyorum ki Ankara Demirspor bundan sonraki süreçte eğer nasıl mücadele edecek, amatör branşlarda kalacak mı, futbolla ilgili düşünce sonrasında tekrar hayata geçirecek mi? Bunları tabii ki yaşayıp göreceğiz, ama Türk futbolunun tarihi kulüplerinden bir tanesinin bu şekilde sahneden çekiliyor olması açıkçası ben içime sindiremiyorum. Çok teşekkür ederim Özgür abi. Önümüzdeki günlerde Teşekkür ederim. benzer Yayınlar. konularda yine görüşeceğiz.
Ankara'nın duayen gazetecilerinden, konuya en hakim gazetecilerinden biri Ali Hocal'la beraberiz. Ali abi merhaba. Merhaba sevgili Bülent, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler Ali abicim. Şimdi bu kararı sen bekliyor muydun? Şimdi sen nabzı iyi tutan gazetecilerden bir tanesin. Ankara Demirspor'dan bir tepki bekliyorduk bu kararı ama bu kadar sert bir tepkiyi sen bekliyor muydun? Açık ve samimi söylemem gerekirse böyle bir kararı en son verebilecek kulüplerden biri olarak beklediğim bir kulüptü Ankara Demirspor. Senin de ifade ettiğin gibi hakikaten hepimizi şok eden bir karar. Beklemiyordum, açık ve net ifade edeyim. Ali abi fevri bir karar mı bu yoksa planlı programlı daha önce düşünülmüş bir karar mı sence? Ya sevgili Bülent, şimdi Ankara Demirspor'u anlatmaya kalksak gerçekten saatler almaz. Türk futbolunun, Türk spor tarihinin en köklü kulübünden bahsediyoruz. Türk spor tarihine bir kültürle damgasını vuran bir kulüpten bahsediyoruz. Ama 2000'li yıllara geldiğimiz zaman bu kültür ve yönetim şeklinde her kulüpte olduğu gibi özellikle müessese kulüplerinde çok farklı süreçler yaşanmaya başladı. Doğrusunu istemek gerekirse yani böylesine bir zor süreçte Ankara Demirspor yönetiminden böyle sert bir karar bekleyebileceğimi hiç tahmin etmiyordum. Ama bu karar nasıl verildi, nasıl edildi anlayamadım. Ama kararı doğru mu yanlış mı diye sorarsan mutlaka haklılık payları olan bir karar. Ama bu karar hakikaten Ankara Demirspor gibi çok köklü bir kültürü olan bir kulüpten, özellikle son 20 yılda müessese takımlarının idare şekillerini düşündüğümüzde yani böyle bir sert kararı ben Ankara Demirspor'dan beklemiyordum. Ama haklılar mı dersen yerden göğe kadar haklılar. Gerçekten Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği her karar bundan sonra tartışılacak ama Ankara Demirspor'dan böyle sert bir karar, net bir karar beklemiyordum. Ali abi Perşembe günü programınızda Spor Ankara'da bağlı ligi takımlarının özellikle birçok kulübün davalık olacağını federasyonla bu kararlara itiraz edeceğinden bahsetmiştin. Arşivden zaten o görüntüleri izlerler. Şimdi ligden çekilmeye hak veririm ki gerçekten muhteşem bir başarı imza attılar. Taraflı tarafsız bütün spor severlerin takdirini kazanan bir başarı imza attı Ankara Demirspor bu sezonda. Hem Bahattin hocamı hem futbolcuları ben de kutluyorum. Ligden çekilme kararı bu tepki boyutunda olabilecek bir şey ki o dahi ciddi bir şekilde tartışması gereken bir karar. Ama böyle bir köklü kulübün biz bırakıyoruz, oynamıyoruz artık. Bu futbol adaletsiz, tamam yokuz artık diyecek boyutta da değil sanki abi. Çünkü Ankara Demirspor bundan önce çok ciddi mağduriyetler yaşadığını ben hatırlamıyorum. Çıkarken de büyük bir başarı imza atarak çıktılar ikinci lige. Düştükleri zaman kendi yönetimsel hatalarıyla düştüler. Sonra kendi hatalarını düzelttiler, tekrar çıktılar. Bu sezonda beklenmedik bir başarı imza atıp birinci ligin kapısını dayandılar. Maçlarını da yakından takip ettik. Evet hakem hataları vardı ama muhteşem bir Ankara Demir'in üzerine oynandığını da söyleyemeyiz. Ne dersin yani bu kararı gözden mi geçirsinler yoksa gözden geçirmeden bile iptal mi etsinler yoksa Ankara Demirspor zaten gerek yoktu Ankara'da köklü başka kulüplerimiz var biz onlarla idare ederiz mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz Ali abi? Yani sevgili Bülent, şimdi ligin kalan sürecine baktığımız zaman 6 maçlık bir periyot var. Bu periyotta düşme veya çıkma veya playoff oynama noktasında matematiksel olarak hangi kulübün hakkı varsa bu konuda itiraz etmekle yükümlüdür. Kaldı ki Ankara Demirspor gerçekten senin de ifade ettiğin gibi bu sezon çok iyi bir futbol oynadı. Tekrar TFF 1. Lig'in kapısına dayandı. Fikstür avansına baktığımız hakikaten Bandırma Spor'a göre daha avantajlı bir durumda görülüyor. Bu maçlardan biri de Bandırma Spor'la oynanacak. Elazığ Spor gibi ligi bitirmiş bir takımla oynanacağını düşündüğünüz zaman hakikaten Ankara Demirspor'un bu fevri gibi de görülse İsyanına hak vermemek mümkün değil. Ama tabii Ankara Demirspor dediğimiz gibi bir müessese kulübü kararlarını alırken çok dikkatli olur. Böylesine bir sert kararı alacak o kadar çok takım var ki
Yani şimdi bu gruba baktığımız zaman haydi Bandırmaspor şampiyonlukla ödüllendirildi. Sesleri çıkmayabilir ama Kastamonuspor çok büyük yatırım yaptı. Tuzlaspor, Sakaryaspor bunlar çok önemli paralar harcayan kulüpler. Yani arada en fazla 9 puan var. Kapanmayacak bir puan yok. Ankara Demirspor'un 57 puanı var. Arada sadece 3 puan var. Matematiksel olarak böyle bir kararı vermek bana göre doğru değildi. Türkiye Futbol Federasyonu çok geç kaldı bu kararları vermekte. Kulüpleri net şekilde bilgilendirmedi. Yani böylesine pat diye oynanacaktı, oynanmayacaktı diyerek kulüpleri çok zor durumda ve mağdur etti. Bazı kulüpler futbolcularını ellerinde tutamadı. Dolayısıyla buna birinin tepki koyması gerekirdi ve Ankara Demirspor bu tepkiyi koydu. Yani diğer gruplara baktığımız zaman da aynı mağduriyetler, aynı sıkıntılar da var. Ankara Demirspor'un arkasından bugünden itibaren yürüyecek o kadar çok takımlar var ki. Biraz önce ifade ettiğim gibi bölgesel amatör ligde 11 grupta şampiyonlar ilan edildi. İnanır mısın? Bir puanla trilyon yapan takımların hayalleri çöpe atıldı. Orada da çok büyük mağduriyetler var. Dolayısıyla orada da çok büyük tepkiler olacak. Bu tepkiler bundan sonra daha da artacak. Tamam, normal bir süreç yaşamıyoruz. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ama Türkiye Futbol Federasyonu kararlarını alırken daha dikkatli, daha titiz davranması gerekir. Yani 1932 yılında kurulan Türk futbolunun, Türk sporunun en köklü, en kültürlü kulübünden geldi bu tepki. Bu tepkiyi daha başka kulüplerin koyması gerekiyor. Bana göre yerden göğe haklılar ama böyle ligden çekiliyoruz. Profesyonel futbol şubemizi kapatıyoruz falan. Bunlar kolay verilecek kararlar olduğunu düşünmüyorum. Yani çok sıhhatli şekilde düşünülerek karar alınmış bir karar gibi gelmiyor. 1959 yılından beri oynanan bir ligde profesyonel futbolda hep olmuş en üst ligimizde neredeyse 10 yıl, 11 yıl mücadele etmiş bir Ankara Demirspor'dan bahsediyoruz. Binlerce, yüzlerce Türk futboluna futbolcular armağan etmiş bir kulüpten bahsediyoruz. Yani 80 yılı geride bırakan bir kulüpten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu çok ağır bir tepki oldu. Ama doğru muydu dersen bana göre doğruydu. Ama bunun sonuçları nasıl olacak? Doğrusu ben de çok merak ediyorum sevgili Bülent. Ligden çekilme konusunda tepki tamam ama o şubeleri kapatma konusunda da aynı fikirde misin Ali abi? Yani asla ve asla onu kabul edemem. Yani 1932 yılından beri var olan bir kulüpten bahsediyoruz. Demirspor'da özellikle futbol kültürü o kadar büyük bir kültür ki bunu biz yok edemeyiz, devam ettirmek zorundayız. Türk futbolunun demir direkleridir Ankara Demirspor gibi kulüpler. Yani o kadar önemli futbolcuları Türk futboluna armağan etti ki işte rahmet ve saygıyla anıyoruz. Fikri Elma gibi bir gol kralını bağrından çıkartmış. Fenerbahçe'ye Timuçin Çuğ'yu göndermiş. Galatasaray'a Şevki Şenlen gibi çok önemli bir futbolcuyu göndermiş. Süreyya Özköfe'yi Beşiktaş'a göndermiş. Türk futboluna teknik adam olarak adını altın harflerle yazdıran işte Teoman Yamanlar gibi, Erkan Kural gibi, Pire Mehmet gibi çok önemli isimler çıkmış. Sedat Boğaz gibi gerçekten Türk futboluna çok önemli katkıları sunan isimleri binlerce sayamadığım insanı yetiştirmiş, futbolcuyu yetiştirmiş bir kulübün futbol şubesini böyle birden kapatıyorum diyeceğini zannetmiyorum. Mutlaka düşünülecektir. Ama hakikaten karar Türk futbol tarihine bir bomba gibi düştü. Hiç beklemiyorduk. Ama bu tür tepkiler gerekli mi dersen kesinlikle gerekli. Birinin artık Türkiye'de futbolun bu yanlış düzenine baş kaldırması lazım, isyan etmesi lazım. Çünkü Türk futbolu doğru yönetilemiyor. Dolayısıyla bundan sonra daha büyük problemleri ve sorunları senle konuşmaya devam edeceğiz. Ama hep altını çiziyorum. Hakikaten Ankara Demirspor'dan bu kadar naif bir camiadan böyle sert bir tepki beklemiyordum doğrusu.
Çok teşekkür ederim Ali abi. Diğer konularda görüşmek üzere diyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Ankara Demirspor özelinde ikincilik ve üçüncülük takımların durumunu değerlendireceğiz Atilla abimle beraber. Ama Ankara Demir'in ekstra bir durumu var. Ankara Demirspor futbol şubesini kapattığını da açıkladı. Şimdi duayen gazeteci Atilla Türker'e bağlanıyoruz. Merhaba Atilla abi. Merhaba, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın abi. Türk futbolu karıştı. Süper Lig, birincilik oynanır oynanmaz derken onları oynattık ama ikincilik, üçüncülük de çarşı pazar karıştı. Direkt şampiyon ilan ettiler. Bazı takımları direkt küme düşürdüler. Ama şampiyonluk mücadelesi veren ve ligde kalma mücadelesi veren bazı takımlarla ilgili ciddi polemik var. Ama bugün benim özel konum Ankara Demirspor. Çünkü Ankara Demirspor çok sert bir tepki gösterdi. Ligden çekilme kararı, hadi neyse diyorum ama biz futboldan çekiliyoruz dedi. Futbol şubesini kapatıyoruz dedi. Sen Ankara Demirspor'u iyi bilen gazetecilerden bir tanesisin. Bu durumu nasıl değerlendirdin Atilla abi? Tabii Ankara Demirspor Türk futbolunun en köklü kulüplerinden birisi. Yani 40 yıl önce, 50 yıl önce Türk futboluna çok önemli oyuncular kazandırdı. Anlaşılan bir tarihi var. Şimdi dün alınan karar, ben gerçekten şaşırdım ama yani hak vermemek de mümkün değil. Şimdi eğer oturalım doğru konuşalım. Yani puan durumuna şimdi birazdan izah edersin sen zaten. Yanılmıyorsam 6 hafta var. Arada evet. 3 puan fark var. Ankara Demirspor kendisi aslında Bandırmaspor'la oynayacak. Üstelik küme düşmesi kesinleşen bazı takımlarla oynayacak. Ankara Demirspor'u kastediyorum. Veya zayıf evet. takımlarla oynayacak. Şu anda baktığınız zaman ben bahisten iddiadan falan aynı anlamam ama şöyle bir örnek vermek isterim. Teşbihte hata olmaz. Hangisi şampiyonluğa daha yakın deseniz ben Ankara Demirspor'u derim. Niye? Bandırma'da oynanan ilk maç zaten 1-1 berabere bitmiş. Ha, ölçü olur, ölçü olmaz. Ama ya ortada alınan kararın mantığı yok. Laf uzatmayayım. Evet. Futbol Federasyonu'nun aldığı kararın, önce oradan başlayayım, özür diliyorum. Futbol Federasyonu aldığı kararın mantığı yok kardeşim. Bir kere hak gaspı var burada. Yani Demirspor'a evet. yönelik, Ankara Demirspor'a. Ankara Demirspor'un mağdur edilmesi var. Ankara Demirspor'a saygısızlık var. Kanunlara aykırılık var. Hukuka aykırılık var. Her şey var. Yani ortada Demirspor'un rahatlıkla şampiyonluğa ulaşabileceği bir ortam var. Ha deyin ki %30 deyin, 20 deyin ama şansı bayağı var. Bence var %51 abi. Ha onu söyleyeyim. Daha fazla. Evet, bence daha de. Fazla. Şimdi siz bu kararı alırken hiç mi Futbol Federasyonu'nu kastediyorum tabii. Hiç mi düşünmediniz? Bu kadar gasp edilir mi hak? Veya bu kadar hukuka aykırı bir durum olur mu? İnsanlara saygısızlık olur mu? Futbolun saha içindeki adalet artık gerçekleşmiyor. Saha dışında da mı bu kadar gayri adil davranışlar olur? Gelelim Demirspor'a. Şimdi kendimden örnek vermeyeyim ama ben de bu olaya sinirlendim. Ben de kulüp başkanı olsaydım bu kadar radikal kararın altına imza atar mıydım? Mümkündür. Çünkü normal bir, hani çok saçma bir karar da demiyorum. Saçma ötesi bir karar. Evet. Futbol Federasyonu'nun kararı. Tekrarlıyorum. Futbol Federasyonu ötesi saçma ötesi bir karar. Yani Ankara Demirspor'da şanlı tarihine bakarak söylüyorum. Ne oldu? Biraz önce sen gayet güzel izah ettin. Hem ligden çekiliyor, hem playoff'a katılmayacak doğal olarak. Futbol şubesini kapatıyor, profesyonel faaliyetini sona erdiriyor. Tarihten Ankara Demirspor siliniyor. Bir evet. de sizler daha iyi bilirsiniz. Ben Ankara'dan ayrılalı 10 yıl oluyor. Merak ediyorum, bunu da çok safiyana soruyorum. Ankara Demirspor bildiğim kadarıyla Devlet Demiryolları'na bağlı, evet. bakanlığa bağlı, Ulaştırma Bakanlığı'na. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Çok yok, doğru Atilla abi. Yok yok, doğru Atilla abi. Şimdi orada bu tür kararlar almak için bir hiyerarşi, bir bürokrasi gerekir. Bunu da çok iyi niyetle söylüyorum. Ha, belli makamlarla, üst düzeyle görüşüp, müsteşarla, genel müdürle, bakanla görüşüp bu karar alındı acaba? Çünkü nihayetinde Futbol Federasyonu bağımsız, özerk bir kuruluş ama iyi kötü bu makamda, mevkide bulunan insanların birbirine saygı gereği dikkatli karar alırlar. Gemileri yakıp direkt öyle karar aldılarsa ayrı bir olay. Danışıp öyle bir karar aldılarsa o da ayrı bir olay. Gerçekten özellikle devlet memurlarının görev yaptığı kulüplerde bu tür kararlar daha zor alınır. Evet. Ama burada açık söyleyeyim, ben de Demirspor kulübü başkanı olsaydım belki bu kadar radikal bir karar olmazdı. Misal ne olurdu? Şu var, hemen belirteyim. Tahkim kuruluna başvurma süreçleri vardı. Var daha doğrusu. Ha başvurdular mı bilmiyorum ama en azından haberim olurdu anlamında söylüyorum. Tahkim kuruluna başvursan ne olacak? Tahkim kurulu zaten bağımsız değil. O tahkim kurulu zaten Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu getirdi. Bir de sen tırnak içinde söylüyorum, Demirspor Kulübü olarak o insanlara oyuncak durumuna da düşmemen gerekir. Yani madem öyle, haydi iyi günler denilmiş. Çok sert, çok ağır, çok tarihi bir karar. Tarihte unutulmayacak kararlardan birisi belli bir ölçüde. Ama dediğim gibi şimdi bu karar sonrası Demirspor, bir dakika, biz hukuki yollardan son adıma kadar gidelim. Son mücadeleyi verelim. Nedir bu? Bir tek yol var, futbol
mecrasında tahkim kurulu. Tahkim kuruluna gittiniz. Tahkim kuruluna ben inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Kimse inanmıyor zaten. Kimse kusura bakmasın. Nasıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bağımsız değil, tarafsız değildi, düzeltin diye duyuru yapıldı, karar alındı. Futbol Federasyonu da bu yönde savunma hazırladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olumsuz yanıt verdi. Yani bugün yarın o tahkim kurulu ortadan bile kalkabilir veya yeni bir düzenleme olur kalkabilir derken. Şimdi lafı şuraya getirmek istiyorum. Şimdi Demirspor kalkıp da tahkim kuruluna gitse normal bir süreçte tahkim kurulu der ki kardeşi Demirspor haklı. Demirspor evet. haklı. Ama evet. süreç normal değil. Bir de benim için Demirspor Kulübü olarak bana haksızlık yapılmış. Ben inanmaz haksızlık, vicdansızlık, insafsızlık yapılmış. Ben bu şartlar altında kalkıp da bir de tahkime gideyim falan deyip onların çünkü alacağım sonuç bir ihtimalle olumsuz olacak. Bir de bu kadar haksızlık karşısında çok yumuşak bir karar da olabilir. Açık söyleyeyim. Hem şaşırdım, üzüldüm, tepki koymamak mümkün değil. Yani çok iki ucu da keskin bıçak gibi de bu. Çok radikal bir karar. Biraz ağır da olmuş ama Futbol Federasyonu çok saygısız, çok haksız bir karar altına imza atmış. Tablo çok net ortada. Biraz önce internete girdim baktım. Futbol Federasyonu'nun başkanı Bandırma Kaymakamı olsa veya Bandırma Belediye Başkanı olsa yine böyle bir karar alınmaz deniyor insanlar. Doğru. Evet. Yani siz her şeyden önce nasıl Demirspor'un hakları bu kadar gasp edersiniz? Ağır mı konuştum? Hızlı mı Yok, konuştum? Yok Atilla abi. Şimdi... Futbol Federasyonu'nun çalışma mantığını sen benden daha iyi biliyorsun. Türkiye Futbol Federasyonu böyle saçma kararlarıyla meşhur bir kurum haline geldi. Özellikle evet, yakın evet. zamanda. Ama şimdi Ankara Demirspor'da sanki şunu hissedebilir miyiz Atilla abi? Bu kurumu Devlet Demiryolları'na bağlı, o Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı. Evet, evet, öyle evet. böyle çok çok yüksek bütçeler olmasa dahi kuruma bir bütçe ayrılıyor. 1 milyon lira, 2 milyon lira, 3 evet. milyon lira takıma. Yani bu sanki biraz şeye gelebilir mi? Ya zaten nedir? Boşu boşuna para veriyoruz. Biz de futbolu da çok da sevmiyoruz. Laf olsun diye yapıyorduk. Bu bahaneyle biz futboldan da çekilelim. Oraya vereceğimiz paradan da kurtuluruz. Mantık olabilir mi? Çünkü kurum takımlarında böyle mantıklar da olabiliyor. Fakat şimdi en azından böyle bir süreci beklemezlerdi diye düşünüyorum. Belki senin duyumların da o yönde de olabilir. Ama yok abi duyumdan değil tahmin üzerine gidiyor. Değil. Ama ben en azından böyle bir süreci özellikle bürokratların, devlet memurlarının ön planda olduğu bir mecrada bu tür kararlar bu şekilde alınmaz anlamında söylüyorum. En azından sezon evet. başında toplanılır. Veyahut da kardeşim, Futbol Federasyonu, Sayın Futbol Federasyonu çok haksız bir karar aldınız. Biz yine de size olan saygımızdan devam ediyoruz. Kapatırsa daha fazla bir zarar olacak. Hiç olmazsa şimdi belli bir bütçe olur, küçülme olur, şu olur, bu olur. Ama koskoca kulüp inanılmaz yatırımlar, yani küçük de olsa diyelim ki 10 milyon liralık yatırım yapılmıştır buraya ve bu şekilde sert karar almaların altında tamamen Futbol Federasyonu'nun insafsız ve vicdansız kararı olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde zaten bunu senin dediğin gibi olsaydı bir sezon sonunu beklerlerdi gibime geliyor ama eğrisi doğrusuna denk gelip tam aradığımız fırsat falan diye beyinlerinden geçeni de tam şu anda tahmin edemiyorum ama ihtimal az diye yorumluyorum. Orada büyük ihtimalle merak da ediyorum. Kulüp başkanı kim bilmiyorum. Veya genel müdür kim bilmiyorum. Kulüp genel müdürlüğe bağlı mı? Bağlı deniliyor. Bakmak evet. lazım tekrar yanlış bir olaya imza atmamak adına. Ama o insanların da gerçekten konuşmayı çok isterdim. Yani tepkileri tamamen Futbol Federasyonu'nun vicdansız, haksız kararı doğrultusunda mı oldu? Büyük ihtimalle öyle oldu ama yine de bunu başka bir kulüp yapsaydı, kulüp adını vermeme gerek yok. Evet. Çoğu kulüp zaten belli ilçe takımları, İl takımları anlamında söylüyorum. Böyle bürokrasi çerçevesindeki kulüp sayısı yok denecek kadar az. Ama bürokrasiyle endeksli olmayan veyahut da bakanlıklarla, belediyelerle endeksli olmayan veya organik bağı olmayan herhangi bir kulüp olsaydı derdim ki tamam bu kararı alabilirler. Ama dediğim gibi Demiryollarına, Ulaştırma Bakanlığına bağlı bürokratların ağırlığının olduğu bir ortamda böyle sert bir karar, tarihi bir karar yani. Gerçekten merak ediyorum beyinlerin yani, içinden geçenler. Şimdi şu süreci misal Box Spor'da yaşasak mutlaka yine tepki gösterirdik. Ya bir hak gaspı var bunu böyle olmaz derdik ama örnek gösteriyorum futboldan çekiliyoruz desek buna dertlenmezdik. Ama konu Ankara Demirspor olunca bir taraftan bu şehrin kültürlerinden dokusundan bir kulüpten bahsediyoruz.
çok iyi bir konuya temas ettim Bülent. Yani yanılmıyorsam, yani ben Ankara'daydım, 10 yıl oldu Ankara'dan geleli ki 2 gün sonra 10. yılımı kutlayacağım Ankara'dan gelişi. Kutlama ya, bizim için kutlama değil hala Atilla abi bu yalnız. 10 senedir sana hasret yok, ben, kaldık diyelim. Allah razı olsun, ben de sizi çok özledim. Tam 13 Temmuz 2010'da geldiydim. Şimdi 2 gün sonra 13 Temmuz 2020 tam 10. yıl dönemi olacak. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben Ankara'dayken bir kulübümüz, yanılmıyorsam da ASAŞ çekildiydi. Evet. Grup, ya, başka bir gruba verdilerdi. ASAŞ'ın kulüp başkanı da tepki olsun diye kardeşim dedi, bizi dedi, biz Anadolu takımı, Ankara takımı olarak, Ankara kulübü olarak biz Ankara'da mücadele veriyoruz. Anadolu takımıyız. Ama siz bizi verdiğiniz Doğu Anadolu'daki takımların adını söylememe gerek yok. Oraya bir ben de çekiliyorum dedi. Hatta fikstürden sonra çekildi, evet. Bu. Çok büyük bir tepki koyduydu. O sezon o grup sakat Topal Lig olarak oynandı yanılmıyorsam tabii. Şimdi olabilir, iş adamı haklıdır. Kardeşim ben o kadar yatırım yapıyorum. ASAŞ'ın kulüp başkanı veya başka bir kulüp için hiç fark etmez. 10 milyon veriyorum. Niye veriyorum? 20 milyon niye veriyorum? Ha, reklama eyvallah ama biraz da Türk futboluna hizmet ediyorum kardeşim. Ama sen benimle dalga geçer gibi kulüp federasyonu olarak sen benimle Doğu'ya yolladın, ligden çekiliyorum diye çekildi. Fakat seninle aynı fikirdeyim, Demirspor olunca iş değişiyor. Yani Demirspor böyle devlette organik bağı olan iyi kötü, bağımsız bütçesi vardır mutlaka. O evet. Ayrı. Ama yine de bürokratik platformda mücadele veren bir kulüp olduğu için acaba kulüp başkanı hiç kimseyle görüşmeden kardeşim başkan benim, bu kararı ben alıyorum deyip bu kararı ha bu karar açıklandı. Mutlaka hukukçulara sormuşlardır. Mevzuatta yeri vardır ama yönetim kurulu kararıyla bu olur mu? Yoksa genel kurulu mu beklemek gerekir? Belki o da olacak. Bunlara evet. Da bakmak lazım. Tahkim kuruluna itiraz sürelerini belki değerlendirmek daha ılımlı bir yaklaşım olurdu. Normal süreç o. Tahkim kurulu boşuna değil. Ama onlar da herhalde gördü, okudu bizim tartıştıklarımızı. Tahkim kurulunun bağımsız ve tarafsız olmadığını onlar da anladı. Veyahut da biraz önce de söylemeye çalıştım. Hala hukuk izleminde bu haksızlıklar karşısında hukuk izleminde mücadele etmek doğru değil. Ne diyeyim işte, bu şekilde ters tepki koyarsam, büyük tepki koyarsam daha iyi ses getirir diye, daha anlamlı bir mücadele vermiş olurum diye tahkim kuruluna bile başvurmaya gerek duymadılar diye düşünüyorum yani. Son sorum Atilla abi. Şimdi sen dediğim evet, gibi Futbol Federasyonu'nun nabzını, tansiyonunu daha iyi bilirsin. Şimdi birçok kulübün hak mahrumiyeti var. Hem ikincilikte hem evet. Üçüncülikte, hatta Bal Ligi'nde birçok kulüp bu işe tepki gösteriyor. Ortak bir hareket etseler Futbol Federasyonu'nun bu tavrından vazgeçme şansları olur mu? Yoksa Futbol Federasyonu dediğim dedik çaldığım düdük mü der? Şimdi iki türlü yaklaşıyorum ben olaya. Bir kere ortak hareket çok zor. Yani şöyle başka konularda olabilir. Nedir mesela başka konularda? Maçların koronadan dolayı maçlar oynansın mı oynanmasın mı diye tüm kulüplere sordular. %90 oranında oynanmasın karar çıktı şeyden, kulüplerden, kulüpler birliğinden, evet. İkincilik, üçüncülükte. Bu karar çıkmasına rağmen Futbol Federasyonu nasıl bir karar aldı? Oynansın diye karar aldı. Sonra tekrar değiştirdi tabii. Yani siz kulüpler birliği olarak belli konularda hemfikir olabilirsiniz, olursunuz. Gönül ister ki her konuda iyi kötü bir ağırlığınız olsun, el ele verelim, dayanışma gösterelim anlamında söylüyorum. Madem bugün bu kulübe haksızlık yapıldı, Bandırma Spor olarak biz de diyelim, yani abartarak söylüyorum tabii, Bandırma Spor olarak biz de bu haksızlığa direnelim veya öbür kulüp desin ki ha Urfa Spor'un zaten durumu belliydi. Hani evet. O doğrultuda 8, 10, 20, 30 neyse kulüp çıksa ortaya arkadaş bu yanlış bir karar, Futbol Federasyonu karar dese saygı duyarım ama ben genel anlamda Türk futbolunu biraz olsun hepimiz bildiğimiz için biz de anca ortak menfaatler birleşirse anca el ele verebiliyoruz. Bir de dediğim gibi sen ortak bir karar alsam bile, federasyona baskı unsuru oluştursam bile kulüpler olarak, Futbol Federasyonu maalesef çok bağımsız bir kuruluş değil. Olsaydı, işte biraz önce söylemeye çalıştım, koronada 90 kulüpten 85'i oynanmasın dedi, federasyon oynansın dedi. İyi de o zaman kulüplere niye soruyorsun kardeşim? Üstelik federasyon aynen. Sordu bunu. Üstelik şimdi mesela Demirspor'u destek için 35 tane kulüp çıksa ortaya, çıkmaz, mümkün değil. Türkiye'deki genel futbol yapısını söylüyorum. Çıkmaz. Hatta ki çıktı bile Futbol Federasyonu dinlemez falan. Öyle bir mecra ama şu kesin, Türk futbolu çok kötü yönetiliyor. Bu kadar kötü yönetilmeyi de hak etmiyorum. Çok teşekkür ediyorum Atilla abi. Diğer konularda görüşmek üzere. Ben teşekkür diyorum. Ediyorum. Kırmıyorsun beni. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Ankara Demir Spor şubeleri neye kapatıyor konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi duayen gazeteci Meriç abim hattımızda. Meriç abi merhaba. Merhaba Bülent.
Valla günlük biz seninle gündeme dair zaten telefonla konuşuruz. Bugün abi Ankara Demirspor'un yaptığını gördün mü dedim. Okudum Bülent dedin. Hiç konuşmadan ben sana sorayım. Ankara Demirspor'un yaptığını nasıl değerlendiriyorsun? O açıklamayı ne diyorsun abi? Valla şimdi ölende mi kabahat öldürende mi diye bir laf vardır Türkçe'de çok yaygın olarak. İnsanları bu hale getirip bir takım ayarlarını bozuyor. Çok yanlış bir şey. Yani bunda federasyonun katkısına kadar var, çok var. Bunda yöneticilerin katkısına kadar var, bir miktar var. Futbolcu ve teknik adamların katkısının da hiç olduğunu sanmıyorum. Çünkü onların bu işteki en günahsız kişiler onlar. Yöneticileri böyle bir karar almaya mecbur eden federasyonun anlaşılmaz. Çünkü ben Demirspor'da işte senin sayende, Klasspor sayesinde takip ediyordum. Benim gençliğimin takımı. Biz çocukken Demirspor diye gerçekten güzel bir takım vardı. Gol kralları çıkaran bir elma gibi çok değerli insanları Türk futboluna kazandıran bir takım vardı, kulüp vardı. Ama o işte düşe düşe, düşe kalka bir yerlere gitti. İstemediğimiz bir yerlerde, keşke daha iyi bir yerlerde olsa. Ama bundan daha yukarı çıkma çabası var, bir gayret var. Bir şeyin olması için ciddi bir çaba var. Ancak ne yazık ki ligi kestim, kalan şimdiki şampiyon, şey lider şampiyon. Kalanlar da işte kendi aralarında playoff oynayacaklar vesaire falan diyorsun. Üstelik de bunu pandemi nedeniyle ara verilen, ligin başlayacağı ne zaman başlayacağı belli olmayan, başlasak mı başlamasak mı gibi papatya falı açarken acayip bir şeyler yaparak yapıyorsun. Bence Türk futbolu hiç iyi yönetilmiyor. Ben Nihat Özdemir'i severim. Nihat abi eski Ankara Gücümüzün as başkanıdır. Fenerbahçe'nin yöneticisidir. Futbola değerli hizmetleri olmuştur ama ya kendi yanlışlar yapıyor ya birileri ona ciddi yanlışlar yaptırıyor. Demirspor'la Bandırma arasındaki şampiyonluk yarışında bence avantajlı olan Bandırma değil Demirspor'du. Evet. Ama siz onun elinden bu avantajı alıp Bandırmaspor'u şampiyon ilan ettiniz. Demirspor'un da size bir cevabı olacaktı. Bütün profesyonel şubeleri, yanlış hatırlamıyorsam amatörleri Evet. de kapatıyorum bilmiyorum ama profesyonelleri kapatmak gibi bir karara zorladı federasyon onları. Ben yazıklar olsun diyorum yani. Ben Hacettepe'yi çok severdim çocukken. Demirspor'u da severdim. İyi futbolcular çıkaran, Ankara'nın en azından köklü, geleneği olan bir takımdı ama ne yazık ki onları buna zorladılar. Abi ligden çekilmeye hak veriyorum ama. Şimdi sen de biraz önce söyledin. Benim çocukluğumun takımıydı. Fikri Elmalar'ın yetiştiği takımdı. Evet. Federasyonu bir hatasından dolayı futboldan tamamen çekilme, kulübü kapatma noktasına getirme sence mantıklı mı abi? Yani biraz pireyi İşte kızıp yorganı yakmak gibi değil mi bu? aynen öyle. Az önce söylediğim hani hatanın, suçun büyük bir kısmı federasyonda. Şu andaki yöneticilerin de hatası ve sorumluluğu var dediğim yöneticilerin hatası ve sorumluluğu kısmı da bu. Yani lige ilişkin ligden çekilirsin. Belli bir takım tepkileri koyarsın ama şubeleri kapatıp insanları ve organizasyonun çok ilgi gören bir bölümünü bir kenara itip atmak bence işte orada yöneticilerin sorumluluğu açısından tartışılması gereken bir şey. Ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar, belli direnişleri göstermek, belli bir takım duruşu sergilemek ve bu duruş karşısında eğilip bükülmemek bence yönetimin, yöneticilerin görevi. Elbette şu andaki duruş itibariyle eğilip bükülmüyorlar ama biraz fazla sert sıkı dik duruyorlar. Belli yumuşaklıkları, belli toleransları, belli hoşgörüleri olmak zorunda. Ve bu hoşgörüyü göstermeme konusunda bence bir hata yaptılar. Yeniden gözden geçirilmesi gereken kararın yeniden gözden geçirilmesi gereken kısmı da bence bu şubelerin kapatılması ile ilgili kısmı. Bence tepki gelecektir zaten. Spor camiasından bu kadar radikal bir karara tepki gelecektir. Ankara Demirspor'unda zaten herkes hakkını veriyor. Senin dediğin gibi abi Ankara Demirspor bu şampiyonluk mücadelesinin şanslı olan tarafıydı. Ama misal Tabii ki. biraz önce bir tweet gördüm. Serdar Bozkurt'un attığı bir tweet. Bandırmaspor'un teknik direktörü. O bile
bu kulübün evet. kapanmasını, canın acıdığını, bu kulüpten yetiştiğini söylüyor. Ankara Demir'den yetişen bir aynen öyle. Hocası, futbolcusu. İnşallah Futbol Federasyonu yaptığı hatayı bir şekilde düzeltmenin bir yoluna bakar veya hukuk düzeltir ama Ankara Demirspor'da önümüzdeki süreçlerde mücadelesine devam eder ki ben bu sene Ankara Demir playoff'ta da oynasa yine çıkacağını düşünüyordum. O kadar emindim. Çünkü çok güzel futbol oynuyordu Ankara Demirspor. Evet. Ve evet. Hem Bahattin yani... Hoca'yı hem oyuncuları kutluyorum ben tekrar buradan senin aracılığınla abi. Ama işte burayı kapatıp bir takım şeyleri elinin tersiyle ittiğin zaman da acaba bu insanlara bir haksızlık yapmıyor musun? Bir de o açıdan bakmak lazım. Yani yöneticilerin tepkisinde haklı olduğu konusunda %1000 onlarla beraberim. Böyle bir haksızlığa uğramanın mutlaka bir cevabı olmalı. Ama cevap bu şekilde olmalı. Yani cevap bu kadar genişleterek vermemeli. Cevabı bir duruş göstererek biz ligden çekiliyoruz kardeşim. Bize haksızlık yaptınız ama bizi küme düşürün. Biz şampiyon olacaktık ama küme düşeceğiz deyin. Bir duruş gösterin. Buna saygı duyuyorum. Ama şubeyi kapattım kardeşim. Ben artık bu işlerle uğraşmıyorum vesaire gibi bir genişletilmiş tepkinin ben abartılı olduğunu düşünüyorum. Yani dilerim yöneticiler bu kararlarını federasyona bildirdiler mi, kamuoyuna açıkladılar ama her şey yeniden gözden geçirilebilir şekliyledir. Çünkü resmiyete kavuşmadıysa bu sadece evet. bir görüştür, yönetim görüşüdür, başkan görüşüdür. Ama bu resmi karara dönüşmeden önce bence dilerim bu kararın verilmesi öncesinde her şey yeniden gözden geçirilir. Yazık olmasın bunca emeğe, bunca çabaya. Bu sene için yazık oldu diyebiliriz. Doğru, haklı. Haksızlığa uğradınız, doğru, haklı. Ama futbola, şubeye, Demirspor'un geleneklerine yazık olmasın. Benim düşündüğüm nokta da bu. Çok teşekkür ediyorum Meriç abi. Seni görmek çok güzeldi. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Bülent. Sağ olasın.